Hepinize selamlar dostlar. Merhaba, Mustafa Ergün ben. Bugün sizlere çok güzel bir konu hazırladım. Ekrandaki slayttan da göreceğiniz gibi çok fazla geri bildirim geliyor. Bundan sonra sayıların yoğun bir şekilde yer aldığı videoları bu şekilde slaytlarla hazırlayacağım. Güzel bir istatistik hazırladım sizin için. Kendi öngörülerim, geçmişte yapmış olduğum yorumlar ve bugünkü sonuçlar hakkında da burada bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Dolayısıyla neyi nasıl yorumlayacağınızı çok daha rahat bir şekilde göreceksiniz ve öğreneceksiniz. Bildiğiniz gibi bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Fakat bu pandemi dönemi içerisinde hiçbir şekilde mevcuttaki ticari yaşamını devam ettiren bazı firmalar mevcut standartlarını bozmadan ticaret yapmaya devam ediyor. Konut satmaya devam ediyor. Konut satışlarında bir gerileme var. Fakat dibe vurdu mu vurmadı mı gibi bir soru geliyor bana. Araştırma noktasında da birçok insanın aklında soru işareti var. Tam da bu noktada çok iyi bir veri istatistiği hazırladım sizin için. Bu verilerin her birini Türkiye İstatistik Kurumu üzerinden aldım. Siz de gidip oradan verilerin sağlamasını yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Tapu ve Kadastro Müdürlüğü her ayın belli dönemlerinde İstatistik Kurumu'na diğer kurumlar gibi verilerini iletiyor. Devamında da satış verilerini biz her ayın 15'inde alıyor duruma geçiyoruz. Şimdi son 4 aylık satış verilerini sizler için topladım, derledim. Bunun içerisinde neler oldu hep beraber göreceğiz. Şimdi Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki satış verilerini şimdi birlikte bir göz atalım. Aynı zamanda tabloyu yorumlayacağım size. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde bir aksiyon şu an ciddi bir şekilde yok gibi görünüyor. Ama yine de gördüğünüz gibi bir konut satışı var. Ocak ayından başlayarak durumu özetleyerek konu hakkında yorum yaparak gidelim. Daha sağlıklı veriler elde ederiz. Gördüğünüz gibi 113.615 adet konut satışı var Ocak ayında. Yıla böyle yüksek bir satış oranı ile girmemizin temel sebebi nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Kasım ayında yoğun bir şekilde hazırlıklar başlıyor. Aralık ayı, vergi ayı, insanlar mevcuttaki bakiyelerini kapatabilmek için ciddi bir efor sarf ediyorlar. Devamında da Aralık'ta mülkünü satılığa çıkarmış olanlar, kredileri uzayanlar, sarkanlar ya da aralıktaki ticari yapısını kapattıktan sonra ellerinde kalan paralarla tekrar elinde gayrimenkul bulundurmak isteyen iş adamlarının, iş insanlarının, ticaret insanlarının büyük bir bölümü sıkışmış olan mal sahiplerinin, müteahhitlerinin elinde bulunan mülkleri toplama yoluna gidiyorlar. Her yıl bu böyledir. Bir önceki yılın satış verilerine bakacak olursanız bunun bu şekilde olduğunu siz de göre durumda olacaksınız. Ocak ayında 113.615 adet konut satılmış. Şubat ayına girdiğimiz zaman tabii yine bir konut kampanyası vardı. Kredi faiz oranlarında bir düşüş vardı. Bir özel bir kampanya yapıldı. 0.69'lar, 0.79'lar, 0.89'lar, 99'lar gibi rakamları gördük. Hatta şu an 50 ay vadeyle faizsiz konut kredisi alabileceğiniz projelerin olduğunda cep telefonlarınıza girdiğinizde inşaat firmalarının sitelerine girip çıkıyorsanız oradaki reklamlardan gözlemliyor durumda olacaksınız. Mart ayında yani pandeminin ilk görüldüğü dönemde de gördüğünüz gibi 108.670 adet konut satışı gerçekleşmiş. Şubat ayı verilerine göre yorumladığımızda 10.100 adet daha az, hatta 10.080 adet gibi bir rakam daha az konut satıldığını burada görebiliyoruz. Mart ayında 108.670 adet satılan ve pandeminin ilk görüldüğü ay olan Mart ayı Nisan ayına mevcuttaki bayrağı devrederken gördüğünüz gibi 42.783 adet konut satış oranına kadar düşüyor, düşüş sergiliyor. Peki buna çakıldı diyebilir miyiz? Burada temkinli davranmak, konut yatırımcısının ayaklarının yere basarak hareket ediyor durumda olması bir parça açıkçası tabloyu yorumlamamız noktasında bize daha fazla avantaj sağlayacaktır. Ya da bu konuyu daha yumuşak yorumlamamız gerekirse şeklinde değerlendirebiliriz. Gördüğünüz gibi Mart ayının uzantısı Nisan ayına da sarkmış. Peki temel sebepleri nelerdi bunların? Elbette ki kayıp sayılarının, vefat sayılarının artması, ülke ekonomisinin durması, bütün dünya genelinde bu pandeminin yaygın bir şekilde olması, ticaretin yurt dışı, ticaretin kesinlikle hani durması, yurt dışında bir şey gönderilememesi, yurt dışından bir şey alamaması gibi tedbirlerle, nedenlerle bu açıklanabilir. Ama öte yandan baktığımızda ticaret bir şekilde devam ediyor. Yine bankalar kurumunun, bankalar arası kredi kartları kurumunun bağlı olduğu bir havuz var. Devletin havuzudur bu. Oradan baktığınız zaman ticaret harcamalarının, kredi kartı harcamalarının tavan yaptığını, %700'lere çıktığını, verilerini oraya baktığınızda orada da görüp gözlemleyebilirsiniz. Yine insanlar
bu dönemde parası olanlar ya da ne bileyim sokağa çıkıp alışveriş yapmak istemeyenlerin büyük bölümü kredi kartıyla işlem yaptı. Peki konut sektörüne bu nasıl yansıdı? İşte gördüğünüz gibi bir oran var. Ben bundan birkaç önceki videoda %40 oranında bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Ama oran hesabına vuracak olursak benim beklentimden %15 daha fazla bir şekilde konut satış verilerinin gerilediğini burada görebiliyoruz. Tam da bu noktada isterseniz bir de ipotekli ne kadar gayrimenkul satıldı, bir de bunların verilerine bakalım. Bir de 4 aylık dönemde ne kadar ipotekli konut satışı olmuş, ne kadar ilerleme gerileme var, bir de bunların sayılarına bakalım. Şurada göreceğiniz gibi Ocak ayında 113.615 konut alınmıştı ipotekli olarak. Satıldığını görmüştük, çok özür dilerim, burada 113.000 adet satıldığını görmüştük. İpotekli 42.000 adet, 42.237 adet ipotekli konut satışı olduğunu görüyoruz. Mart ayına şuradan tekrar geri dönüp sağlamasını yapalım. 118.753 adet satılan konutun 43.733 adedi Mart ayında da gördüğünüz gibi ipotekli olarak satılmış. Şubat ayında satılmış, özür dilerim. Mart ayına baktığımızda konut satış adedi 108.670 adetken 43.329 adedi ipotekli olarak satılıyor ve son olarak Nisan ayına geldiğimizde de 42.783 adet konut satışı olmuştu ve %55 oranında bir önceki aya göre ciddi bir gerileme vardı. Burada da verilere baktığımız zaman 17.088 adet konutun ipotekli olarak satıldığını görüyoruz. Bakın 42.000 adet satılan konutun 17.000 adedi burada ipotekli olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada diğer satış türleri olarak adlandırdığımız satış türlerine baktığımız zaman da şuradaki verilerle, yani Şubat ayındaki verilerle kıyasladığımız, düzeltiyorum, Mart ve Nisan ayındaki satış verilerine baktığımız zaman da ipotekli satışların üzerine şuradaki diğer satış türlerini eklediğimizde genel satış oranlarını yakalayabilmemiz mümkün. Yani genel satış kategorisinde burada 25 bin adet konutun da satılmış olduğunu görebilirsiniz. Bir başka noktayı şimdi yorumlayalım. Burada bu yapılmış olan konut satışlarında yine Türkiye'de ilk defa satılan rakamlara baktığımız zaman Ocak ayında 36.040, Şubat ayında 37.303, Mart ayında 34.089, Nisan ayında 14.848 adet konut satılmış. Yani şu anlama geliyor. Hatırlarsanız buradaki verileri tekrar ben elimden şöyle okuyacağım sizler için. İlk defa satılmış olan konut adetlerini referans alacak olursak ne kadar satılmıştı? 42.783 adet konut Nisan ayında satılmıştı. Bunların 14.848 adedi ilk defa satılmış. Yani gördüğünüz gibi sıfır konut satışı da var, İkinci el konut satışı da var. Ama bir önceki aya, yani Mart ayına göre kıyaslama yaptığımız zaman %55 oranında bir gerileme mevcut. Bunu da açık ve net olarak söyleyebilirim. İkinci el konut satışlarına baktığımız zaman 42.783 adet satılan konutun 27.935 adedi ilk defa Nisan ayında satılmış olarak görünüyor. Geçmiş aylara baktığımız zaman elbette şimdi 110 binlerden 40 bin lira indiğimiz zaman, 118 binlerden özellikle 40 bin lira kadar düştüğümüzü düşünürsek, evet, büyük bir bölümü konut yatırımcısı, temkinli gitmek isteyen konut yatırımcısı şu an bekliyor. Ama öte yandan bakacak olursak bir önceki ayda da ne demiştim? İlk defa satılan 14.848 adet konut olduğundan size bahsetmiştim. İlk defa satılan. Demek ki ilk defa satılan ve ikinci el konut satan insanları topladığımızda 42.783 adet konut alan vatandaş mülkünü, yeni mülk aldı, piyasayı kullandı ya da kendi tekliflerini vererek gayrimenkul aldı ama gayrimenkul satışı gerçekleşti. Önceki videolarıma baktığınızda şunu göreceksiniz. Konut satışı devam edecek. Fırsat niteliğine getiren insanlar alışveriş yapacak. Gayrimenkul alımı gerçekleşecek demiştim. Videoların altında bazen linç kampanyaları başlatıyorsunuz ama şunu unutmayın arkadaşlar. Burada 42 bin, 43 bin adet konutu satın alan ben değilim. Ben sadece yıllar boyunca yaşadığım tecrübeleri ve deneyimleri burada paylaşıyorum.
Bana şunu da söyleyeceksiniz. Bu konuda da size katılıyorum. İlk defa pandemi görüyoruz. Bugüne kadar pandemi mi gördük Mustafa Bey diyeceksiniz. Haklısınız. Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Bütün dünyadaki insanlar gibi hiçbir şey yaşamadım. Ama şu var arkadaşlar. Her ne olursa olsun ticaret yapan insanlar burada mülklerini büyütebilmek için, gayrimenkul yatırımlarını büyütebilmek için, alırken kazanıp ileriki bir tarihte tekrar satıp para kazanabilmek için alırken mülk satışlarına yöneliyorlar. Dolayısıyla ticaret devam ediyor. Ya da o dönemde beğendiği bir evi alamayan şimdi piyasanın 40 bin, 50 bin hatta 100 bin, 150 bin altındaki mülkleri bulup satın alarak bir sonraki aşamaya geçiyor. Bunu açık ve net olarak buradaki verilerden okuyabiliyoruz. Bir başka noktaya bakacak olursak gördüğünüz gibi 2020 yılının ilk 4 ayında satılmış olan, yabancılara satılmış olan konut verilerini de burada görüyoruz. Bu verileri okuyacak olursak yılbaşından bugüne kadar evet dediğiniz gibi neredeyse 3200 adetlik Ocak ayıyla özür dilerim Nisan ayı referans alındığında 3900'lerden 4000'lerden 3000'lerden 790'lara iniyor. Haklı olarak yabancı yatırımcı da burada tedirgin. Ama Iraklı, İranlı ve Rus yatırımcıların büyük bölümünün ilk 3 sırayı paylaştığını Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilgili sayfasına giderseniz hatta konut satın alan ilk 20 listesini dahi orada görebilme şansınız mevcut. Şimdi bir de Nisan ayındaki satış oranlarına bakalım. Nisan ayında ne satılmış? Yüzde kaç, hangi noktada satış gerçekleşmiş? Bir de bunlara bakalım. Burada yine hep beraber göreceğimiz gibi yabancıların genel satış ortalamasına baktığınızda yabancıların satın aldığı konutların ortalaması %1. İkinci el konutlar %22, ilk defa satılanlar %21, diğer satış türleri %20, ipotekli satılanlar %13, toplam konut satış sayılarında işte %33 gibi bir oranda olduğunu burada genel tablo üzerinden yorumlayabiliyoruz. Bir başka noktaya şimdi hafif bir geçiş yapalım. Burada bir iki de ben yorum yapacağım. Burada tabii dolar TL kur farkını da açıkçası değerlendirmek istiyorum. Burada doları güvenli liman olarak gören yatırımcının Ocak ve Nisan 2020 tarihleri arasında dövizin pik yaptığı tarihleri tek tek gidip buldum sizler için. En yüksek tavan yaptığı rakamları yazdım. Bunlar gün sonu tavan yapan ve kapanan rakamlar. Sağlamasını yapmak isterseniz birçok borsa sitesi var. Bu borsa sitelerine girip günü en yüksek seviyesini görüp borsanın kapandığı saatleri referans aldım arkadaşlar aylar içerisinde. Gün içerisinde örnek veriyorum 7.20'yi gördüğü zaman günü 7.20 ile kapattığı dönemi değil 7.03, 7.005 ile kapattığı dönemi referans aldım. Çünkü günün kapatma sayısıdır önemli olan. En yüksek gün kapatma sayıları burada referans almıştır. Başlangıçta onu size söyleyeyim. Doların bu kadar yükselmesinin temel sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi ihracatın olmaması, ithalatın gerçekleşmemesi, kapıların kapanması ve Türkiye'de aktif devam eden bir ticaret söz konusu arkadaşlar. Geçmişe yönelik olarak alınmış olan malların ödemeleri söz konusu. Firmalar her ne olursa olsun almış oldukları malları dolar bazlı aldığı için ödemeleri yine dolar bazlı yaptılar. Haklı olarak da bu piyasadaki dövizin azalması ya da TL bazında yapılan işlemlerin döviz endeksli olarak karşı tarafa ödenmesi noktası değerlendirilecek olduğunda doların pik yapması tabii ki burada gayet normal. Bunun yanı sıra bir de mülkünü her ne olursa olsun mülk almayacağım biraz dövizde parayı büyüteyim ondan sonra mülk alayım diye beni arayan, yazan ya da videoların altında yorum yapan arkadaşlar, yatırımcılar olduğunu görüyorum. Yazanların büyük bir bölümü ortalama %65-%70'i tekrar bana mesaj attı. Mustafa Bey dolarda parayı büyüttük, düşmeye başladığı an bozdurduk, tekrar gittik ev aldık diye mesaj atanlar var. Onlardan da izin alabilirsem eğer izin verenlerin isimleri veya yazılarını paylaşmama müsaade ederlerse kendilerine de ulaşabilirsek burada videoların altında alım yapanları da dönem dönem paylaşıyor durumda olacağım. Buradaki dolar ve TL arasındaki kur farkının yükselişini de Ocak 2020'den Nisan 2020 sonuna kadar günü pik yaparak kapattıkları rakamları referans alarak sizlerle paylaşıp bu tabloyu biraz yorumlamak istedim. Bunun haricinde tabii burada %40 olarak YouTube kanalım içerisinde verileri öngördüğümü size söylemiştim. Burada %40 oranında bir gerileme bekliyorum.
şeklinde bir açıklama yapmıştım. Burada çekmiş olduğum videoların içerisinde. Ama sizin de göreceğiniz gibi burada tekrar tabloyu bir kez daha yorumladım. 4 aylık satış verilerinin grafiğine baktığımız zaman burada Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında satılmış olan konut fiyatları oranlarını da değerlendirecek olursak %40 olarak beklediğim düşüş oranı %55 olarak gerçekleşti. Ve bu dönemde gayrimenkul almak isteyen, gayrimenkul ihtiyacı olan ya da piyasada çok piyasanın altına düşmüş mülklere kendi fiyatlarını vererek mülk alan insanların gerçekleştirmiş olduğu satış rakamlarını gördük. Gördüğünüz gibi 108.670 adet gerçekleşmiş olan Mart ayındaki konut satışı 42.000'lere indi. Burada da açık ve net olarak sayının ne olduğunu, rakamın ne olduğunu hep beraber görüyor ve gözlemleyebiliyoruz. Bir de sizler için burada daha rahat görebilmeniz adına böyle bir çalışma yapmak istedim. Mart ayında 108.670 adet konut satılmıştı. Nisan ayında bu satış rakamı 42.783 adede düştü ya da geriledi. Bunu da açık ve net olarak paylaşmak istedim sizlerle. Devamında tabi burada bir de şöyle bir şey söz konusu. Çok fazla gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemi gerçekleşti. Evde pandemi döneminde oturan arkadaşların evlerini değiştireceklerini, evlerinde sıkıldıklarını, eş pozisyondan ayrılacaklarını, evini değiştireceklerini, evdeki kavga oranlarının arttığını, daha büyük evi olanların daha küçük evlere geçeceklerini, daha küçük evi olanların biraz daha büyük ve ferah evlere geçeceklerini, evlerinde kusur gören arkadaşların evleri değiştirmek istediklerini söylemiştim. Burada endeksa.com.tr com.tr/blog adresine giderek banka eksperlerinin kullandığı ve banka eksperlerinin mahalle, sokak, konum gibi değerleri referans aldığı, mahallede yaşayan demografik yapıyı, konut kredilerini hesaplarken verdikleri altyapıyı, kullandıkları hizmet olan Endeksa'nın, bizim de kullandığımız bu Endeksa verilerini sadece iki tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Buraya siteye giderseniz bu haberleri orada blog kısmında bu haberleri siz de okuyacaksınız. Gördüğünüz gibi iki tane haber başlığı belirledim burada. Şundan bahsediliyor. İstanbul'da salgından sonra konut satışı, bakın dikkat edin, konut satış fiyatı %7, kira ise %5 oranında artış gösterdi. Şimdi bu şu anlama geliyor. İnsanlar evlerinden memnun değil. İnsanlar evlerinde oturmak istemiyor. Ya da insanlar mevcut standartlarını bir şekilde ekonomik anlamda gücü olanlar değiştirme yolunu tercih etti. Şeklinde bir açıklama var. Ama gördüğünüz gibi kirada %5, satış fiyatında %7 oranında artış olduğu konuşuluyor. İstanbul özelinde tabloyu yorumlayacak olursak İstanbul'da artış olduğunu görebilirsiniz. Diğer bölgelerde de artış oranları söz konusu. Fakat bu belli başlı noktalardaki belli başlı gayrimenkuller için geçerli. Yani 87 milyonluk ülkenin işte 10 milyonluk kentinde yaşanan bir artış Türkiye genelindeki tüm gayrimenkul fiyatlarının da aynı oranda arttığını söylemiyor. Tapu yapan arkadaşlarımızın bizim de yaptığımız noktalara referans alırsa bizler piyasanın altında satışlar gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hiçbir şekilde mal sahiplerinin istediği rakamlardan satış gerçekleşmiyor arkadaşlar. Yani %10, %17'lere kadar da piyasanın altına satış yapan arkadaşlarım var. Tapu yapılan işlemler var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun haricinde bir diğer habere bakacak olursak da bir turistik ilçesi olan, İzmir'in bir turistik ilçesi olan Foça'ya geçenlerde bizim de bir yer göstermemiz vardı. Foça'ya yer göstermeye gittiğimizde inanılmaz bir yazlık kalabalığı var ve oradaki afişlerin %95'i hatta %98'i inmiş. En son gittiğimizde biz de kendi afişimizi indirdik ve orada bir satış işlemi gerçekleşti. Dolayısıyla yazlık, insanlar şehirde pandemiyle boğuşmak yerine yazlıklara, daha küçük bahçeli yerlere, müstakil yerlere kaçmak istiyorlar. Burada da rakamları gözlemleyecek olursak satış fiyatları %3 ile 31, kira fiyatları 6 ile 15 oranında artış gösterdi diyor. Tabii işi fırsata çevirmek isteyen birçok mal sahibinin ya da mülk sahibinin izlediği bir politik olduğu için burada satışlar söz konusu olabilir. Artış göstererek insanlar bunu satıyor durumda olabilirler. Fakat şunu açık ve net olarak size söyleyeceğim. Biz hiçbir şekilde söylediğimiz rakamlara burada teklif almadık. Satış rakamlarının bulunduğu rakamlara teklif almadık. İzmir bölgesinde, Manisa bölgesinde hakimiyet kurduğumuz ya da Türkiye'nin birçok noktasında görüştüğüm emlakçı arkadaşlarımla da konuşuyoruz.
Mevcutta konuşulan rakamlarda değil, konuşulan rakamların neredeyse %15 altına kadar abi tapu yaptığımız işlemler olduğu olmaya da devam ediyor. Kiralama oranlarında da bir talep var. Kiralığa yetişemediğimiz doğrudur gibi yorumlar görüyorum. Eğer çalıştığınız, birebir yakından görüştüğünüz emlakçınız, emlak danışmanınız varsa ona da sorup bulunduğunuz bölge bazlı olarak bu işlemin sağlamasını yapabilirsiniz. Bu rakamlar ve verdiğim, yaptığım yorumlar her bölgeye göre aynı değildir. Değişkenlik gösterecektir. Evet, başka bir noktada yine hizmet vermeye devam ediyorum. Burada da tabii rahatsızlık duyduğum belli başlı konular vardı. Bu konuda da yeni bir eğitim almaya başladım. Bu noktada konut üreticisi müteahhit firmaların Facebook reklamlarını uzun zamandır yönetiyordum. Artık bu konuda da sektörde varız. Konut alacak olan arkadaşlara da belli başlı konularda yönlendirme yapıyorum. Fikir almak istediğiniz noktalar varsa elbette ki yorumlar kısmına geri bildirimlerinizi bırakabilir. Eğer müteahhit bir firmaysanız nasıl stratejinizi geliştirebileceğimiz noktasında da destek alabilirsiniz. Arkadaşlar, Mustafa Ergün ben. Bu videoda sizlere 4 aylık konut satış istatistiklerini yorumlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra talepleriniz doğrultusunda istatistikler paylaşarak, veriler paylaşarak, yine güncel videolar çekerek kanaldaki değer arttırmaya, etkileşim arttırmaya çalışacağım. Başka bir inceleme ve değerleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzmir'den selamlar.